Herkese merhaba. Halihazırda halen dolunay etkisindeyken bu etkilerden nasıl etkileniyoruz dişil ve eril enerjiler olarak? Bunlara bir bakmak istedim. Burada tabii ki de bazılarımızın hayatında olumlu etkiler söz konusuyken bazılarımızın hayatında da doğrudan özellikle de öncü burçlar için biraz daha sert etkiler söz konusu olabilir. Ama dolunay bütün burçlara, bütün enerjilere bir tamamlanma durumu da verir. Buradaki tamamlanmaları illa ilişki olarak anlamanızı istemiyorum. Bir düşüncenin tamamlanması, başlanmış olan bir projenin tamamlanması, nihai sonucu ulaşmasıyla alakalı bir tamamlanma da olabilir. Ben size Instagram'da zaman zaman hikayeler atıyorum. Gönderiler yapıyorum, rüyalarınıza dikkat edin diye gökyüzünü de paylaşıyorum. Instagram'dan takip edenler bilirler ki arada farklı paylaşımlar olabiliyor orada. Şimdi bu konuşma esnasında ben eril enerjilerin zihinleri ve düşünce yapıları bu dolunayda nasıl etkilenmiş, bunu anlayabilmek adına kartlarımı karıştırdım. Şimdi bakalım eril enerjilerin zihinlerinde neler var. Bunu izleyen dişiller sadece dişillerle alakalı neler var şeklinde almasınlar. Burada genel her şey çıkacak hayata dair. Erillerin zihinlerinde neler var? Burada aklıma gelen çok fazla şey oldu. Şimdi bu eğer ki ilişkilerle alakalı bir mesele ise, bu arada ben bazen erillere ithafen konuşuyorum. Bazen dişil enerjilerin bu videoyu izlediğini, daha fazla izlediğini bilerek dolaylı bir üslup kullanarak anlatıyorum. Bu sorun olmasın, yani şu anda erillerle alakalı, onların düşünceleriyle alakalı bir şeyler söylüyorum ama dediğim gibi her iki tarafa da uygun olabilmesi için kimi zaman erkek tarafına sesleniyor gibi, onlarla konuşuyor gibi oluyorum. Kimi zaman da dolaylı bir üslupla anlatıyorum. Yine öyle yapacağım yani. Şimdi burada ilişkilere dair bir mesele var ise eğer, burada bu dolunay eril enerjilerin uzak ya da yakın geçmişleriyle alakalı bir meseleyi tekrardan gün yüzüne çıkarmış olabilir ve bu meselenin aslında pek de iç acıcı bir mesele olduğunu söyleyemem. Daha çok sorumluluk almaktan kaçan, bir aldatma aldatılma enerjisi içerisinde olan, yanlış bir tercih yapmış olan eril enerjiler şu an için kendi zihinlerinde bir muhakeme sürecindeler. Ben nerede yanlış yaptım? Benim yaptığım bu adım doğru muydu? Ben aslında haksızlık yaptım. Ben kısa yolu başarılar elde etmeye çalıştım. Burada böyle bir hile ve kurnazlık enerjisi çalıştırdım. Burada şöyle bir yalan söyledim. Aslında yapmamam gerekiyordu gibi bir durum söz konusu. Bunun farkındalığı söz konusu zihinlerinde. Burada artık neyin ne olduğunu bilen duruma gelmişler. Neyin eğri, neyin doğru olduğunu çok iyi ve net bir şekilde gören eril enerjiler var. Diğer taraftan bazı eril enerjiler için de şöyle bir yorum geliştirmek istiyorum ki, tekrardan geçmişten gelen, artık sorumluluk almaktan bıkan ve yapmak istemeyen, enerjisi artık düşmüş olan eril enerjilerin belki de mahkemeyle alakalı zihinlerini kurcalayan böyle bir dönemde olabilir. Kendi iş mevzuları ise eğer, bu haksızlığa uğramış, bir şeyler onlardan çalınmış olabilir. Adalet arayışında olabilirler. Ya da ailesel bir mevzuysa eğer, adli hukuki bir süreçten geçiyor olabilirler ve bu mahkeme süreci ertelenmiş de olabilir. Buraya bir Rumi kartı çekeceğim ve eril enerjilerin
neye ihtiyaçlarının olduğunu da bir soracağım. Yani bu haksızlığı, bu hilekarlığı illa eril enerji gerçekleştirmiş gibi bir yorumla bırakmak istemiyorum. Doğrudan kendileri de buna uğramış olabilirler. Ve şu an hayatlarında çok ciddi bir seçim aşamasındalar. Çok ciddi kararlar almak mecburiyetinde olduklarını da düşünüyorlar ve artık bu kararın kestirme ve kısa yollarla değil, gerçekten doğru dürüst doğru bir yolda ilerlemeleri gerektiğini biliyorlar. Öyle söylemeliyim. Şuradaki mahkemeyle alakalı duruma Rumi kartı ne söyleyecek? Orayı bir merak ettim ben. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Burada doğrudan eril enerjilerin aktif olacağı, doğrudan eril enerjilerin bu zihinlerinde kurmuş olduğu şeyi doğru bir şekilde, güçlerini doğru kullanarak gerçekleştirmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ve buradaki iki kart benim biraz zihnimi kurcaladı. Çünkü bir taraf kurnazlık enerjisindeyken diğer taraf daha böyle kendi gücünü, zihnini doğru kullanan bir enerjide. Doğru bir başarıyı elde edebilmek için doğru yolda olduğunuzu hissetmeniz ve bilmeniz önemli. Yoksa elde edeceğiniz başarının, sevgili eriller, geçici olduğunu bilmenizi isterim. Burada çok net bir başlangıç süreciniz var ve bu başlangıcı doğru bir şekilde ilerletmek istiyorsanız mantığınızın gücünü, zekanızı doğru şeyler için yapmanız gerekiyor. Oradaki enerjiyi yanlış şeyler için kullanmamanız gerekiyor. Eğer burada mahkemeyle alakalı süreci olan eril enerjiler varsa da eğer, sizin için yeni bir dönemin başladığını ve çok önemli bir aşamada olduğunuzu da bilmenizi isterim. Şimdi duygulara bakalım. Eril enerjiler bu dolunayda duygusal açıdan nasıl etkileniyorlar? Duygular dünyasına bakalım. Ay kartı çıktı, gördünüz mü? Biraz böyle korkmak, zoraki ilerlemek, sürünme enerjisi var sanki. Burada geçmişten gelen şeyler zihinlerinde çıkmış gün yüzüne demiştim. Aynı şekilde kalplerinde de bilinçaltındaki korkuların çıkması ve bu korkuların daha çok duygusal korkular olduğu, kalple ilişkili şeyler çok fazla çıktı bakın. Aa, büyücü. Bu kadar olur. Yani Rumi kartı da aynı şeyi söylemişti. Evet, şimdi benim hissettiğim bir takım durumlar var burada. Eril enerjiler için bu dolunay duygularını tavan yaptırmış diyebiliriz. Duygularda bir yükselme söz konusuyken bir takım korkular da burada devreye girmiş. Acabalar, soru işaretleri, biraz böyle hayalperest durumlar, hayal kurmacalar, belki de rüyalarında artış olabilir. Uyku problemleri de yaşıyor olabilirler ama. Şu anda duygusal olarak bir güvensizlik ve karmaşa eğilimi var burada. Saklanma olarak hissediyorum. Duygularını saklama olarak hissediyorum şu kısım için. Ama ilerleyen zamanlarda eril enerjilerin birçoğu hayallerinin gerçek olabilmesi ve dileklerinin gerçekleşebilmesi için duygularını açacaklar ve söyleyecekler olarak hissediyorum. Ve burada bir samimiyet ve içtenlik enerjisi var. Bir oturup konuşmak, görüşmek. Sana söylemeye ihtiyaç duyduğum şeyler var. Belki de şuradaki süreçle alakalı şeyleri izah etmek,
ilgili de olabilir bu. Yanılsama yaşadığını, yanıldığını idrak etmesini, ben artık anladım demesini de söyleyecek olabilir. Eril enerjilerin neye ihtiyaçları varmış bakalım. Bu kartları özellikle de kalp için kullanmayı seviyorum. Resmedilişlerinden dolayı çok mistik. Bu herkese uymaz ama şu kartları karıştırırken garip bir şey de hissettim. Sanki burada eril enerji kalbinde dişil enerjinin biraz böyle diz çökmüş, yani burada ego çalıştırdığı için diz çökmesinden ya da ne kadar sefil bir duygu durumundan kaynaklandığı için söylemiyorum. Korku enerjisinden dolayı ve duygusal olarak artık böyle çökmüş bir enerjide olmasından bahsediyorum. Böyle olduğunuzu ve onun için şu elinde tutmuş olduğu kupanın, su dolu, duygu dolu kupanın sizin ihtiyacınız olan şeyi hissetmesi durumu da benim şu anda hissime geldi. Öyle de söyleyebilirim ve bunu açık yüreklilikle gerçekleştirecek olarak çıkıyor. Şimdi bakalım eril enerjilerin neye ihtiyacı varmış? İki tane gözüme ilişen kart var. Aslında bir tane seçecektim ama öteki beni de al dedi. İç sesim de tamam dedi. Şimdi bakalım. Danışman. Baş melek Azrail. Sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişi senin verdiğin güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Eril enerjilerin danışmana ihtiyacı var. Şu süreçten geçerken belki de içinden çıkamadıkları bir süreç olduğunu düşünen eril enerjiler var ise eğer, gerçekten fikirlerine, tecrübesine güvendikleri bir kişiye danışmaları gerekiyor. Bu sadece duygusal mevzu da değil. Yani zihinlerini kurcalayan bir durum söz konusuysa onunla da alakalı olabilir. Başka neye ihtiyaçları varmış? Cesarete ihtiyaçları var. Cesur ol, inançlarını koru. Zaten duygusal ve zihinsel olarak çıkan bir çelişki var burada. Aslında duygu yoğunluğu çok fazla ama zihin bu duygu yoğunluğuyla değil, aslında daha kestirme yollardan hareket etmeyi uygun buluyor eriller için. Dolayısıyla cesur ol, kararlı ol gibi bir mesaj verdi erillere. Evet. Bugün eyleme bakmak istemiyorum. Bu eril dişil açılımı değil çünkü dolunaydan nasıl düşünce ve duygu olarak etkilendiğimizi anlamamıza yarayacak olan bir açılım olduğu için. O şekilde. Ben videoyu durduramayacağım şu an. Şimdi dişillere geçeceğim ama birazcık beklemek istiyorum. Videoyu durdurduğum zaman video bozuluyor. Evet. Hadi dişil enerjiler için devam edelim. Siz bu kısmı sardırabilirsiniz. Hatta benim yorum yaptığım kısımları da sardırabilirsiniz. 1.25, 1.5, 2, artık nasıl hızlı hoşlanıyorsanız. Dişil enerjiler nasıl etkileniyorlarmış bakalım. Zihinlerinde dişil enerjiler nasıl etkileniyor? Dişillerin enerjileri, zihinleri çok karışık.
dişillerin zihinlerinde çok büyük bir mücadele var. Belki kendi kendinize bile kavga ettiğiniz, biraz böyle öfke ve asabiyet enerjisinde olma ihtimaliniz de çok yüksek. Burada biraz hırslı ve kavga dolu olma enerjisi var. Haksızlığa uğrayan, yakın geçmişte haksızlığa uğrayan dişil enerjiler varsa bununla alakalı bir atağa geçmek, bir şey yapmak için kendilerini zor tutuyordu olabilirler. Burada eril olan taraftan hırslı, aktif, mücadeleci, kendine güvenen bir adım bekleyen dişil enerjiler de var. Belki de benim için mücadele edecek mi? Benim için bir şeyler yapacak mı? Elini taşın altına koyacak mı gibi düşünceler böyle kafanızda dolanıyor olabilir. Ama burada ben dişil enerjilerin zihnini çok yorgun görmekteyim. Çok yorulmuşsunuz. Burada biraz meditasyona ihtiyacınız olabilir. Burada rüyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. İç sesinize odaklanın ki ben söylemiştim zaten. Instagram'dan takip edenler bilirler. Rüyalarınıza dikkat edin bu ara demiştim. Size mesajlar gelecek demiştim. Burada biraz yorgunluk, meditasyon yapma ihtiyacı, şuradaki kaostan ve gerginlikten uzaklaşma gerekliliği görmekteyim. Bence bu bir gereklilik ve zorunluluk yani. Çünkü burada kendi iç dünyanızda bir çatışma enerjiniz söz konusu. Dişil enerjilerin zihinleri çok fazla yolculukta. Düşünceden düşünceye atlıyor olabilirsiniz. Ve bu düşünceler aslında şöyle, sizi eylemselliğe iten, illa bir eylem yapma zorunluluğundaymış gibi hissettiren şeyler de olabilir. Ateş enerjisi çok çıktı burada. Bakalım dişil enerjilerin zihni için Rumi kartı ne söyleyecek? Bana gelsin, iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. Güzel. Burada eril enerjinin size gelmesi ve adım atmasıyla alakalı bir gündeminiz, isteğiniz söz konusuysa eğer biraz daha sabretmeniz gerekecek, biraz daha beklemeniz gerekecek. Yanlış bir hamle yapmanızı istemiyorum. Beklediğiniz o adım, o duygusal adım gelecek. Bu arası bozuk olan, iletişim kopukluğu olan dişil enerjiler ve eril enerjiler içinse eğer bu bir barışma adımı da olabilir. Bunun gelip gelmeyeceğini sorguluyorsanız eğer bu video ile birlikte Rumi kartı size bunun geleceğini söyledi. Hayalini kurmuş olduğunuz şey bu ise eğer biraz daha zamanı var. Belki 4 hafta olabilir. Bilemedim. Şimdi duygularınıza bakacağız. Dişil enerjilerin duyguları bu dolunayda nasıl etkilenmiş? Adalet kartıyla başladık. Birazcık sert oldu ve aslında güçlü bir etki oldu. İlahi adalet sanki devrede ve duygusal olarak çok net bir karar almış gibi. Dişil enerjiler. Bu bir bitiş kararı olabileceği gibi bir başlangıç kararı da olabilir. Artık dişil enerjiler net. Denge istiyor, düzen istiyor. İlahi adalet istiyor. Karmik durumlar varsa bunların tamamlanması durumu söz konusu duygusal olarak. Eşitliğin, adaletin sağlanması durumu var. Burada bazı dişil enerjilerin kalbinden giden bir eril enerji var. Bununla alakalı bir adalet teması söz konusu olabilir. Gitti ve bana haksızlık yaptı, dönecek mi? Ben haksızlığa uğrayarak terk edildim gibi bir tema var burada. Ama bilmenizi isterim ki buradaki eril enerjinin yani eğer bir terk edilme durumu yaşıyorsanız bunun da hayatı oldukça fırtınalı. Arkasında kara bulutlar söz konusu. Kalbinizde bir terk etme, terk edilme durumu var.
bu sürecinde artık bittiğini söylüyor. Bazı dişil enerjilerinde bastırılmış duyguları söz konusu olabilir. Sizin için kalbinizin, sevginizin çok değerli olduğu ve artık yaralanmaktan korktuğunuz bir enerji olabilir. Ama ben bunu daha çok eril enerji olarak hissediyorum. Burada küslük var. Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bu da eril. Yani öyle his geliyor, öyle hissediyorum. Eril enerji içindeki çocuğa bakıyor, yaralı çocuğa bakıyor sanki. Buraya bir melek kartı çekmek istedim. Biraz yorgun. Kalbinizdeki eril enerji, eril, yorgun. Ama bunu düşünmekten siz de yorgun düşüyorsunuz olarak çıkmış. Bakalım dişli enerjilerin kalbi için neler söyleyecek melek kartları. Sevgili baş melek Şamuel, ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum. Çok güzel bir kart çıktı. İlişkilerle alakalı meleğimiz çıktı baş melek Şamuel. Karmik ilişkiler tamamlandıysa ve bittiyse eğer ilahi planda, ilahi düzende size ruh eşiniz getiriliyor demektir. O şekilde bir bitme enerjisi çalışmıştır. Eğer ki de halihazırda bitmemiş olan bir ilişki söz konusuysa eğer hayalini kurduğunuz ruh eşiniz size geliyor demek oluyor. Burada hoşuma gitti. Yaşamı gözden geçirmek. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Zaten burada siz isteseniz de istemeseniz de devreye ilahi plan girdiği için, ilahi adaletin tecelli etme durumu söz konusu olduğu için o dengeyi, iyileştirilmesi gereken şeyleri bazı bitiş ve başlangıçlarla birlikte evren kendisi kuracaktır. Ama siz de burada neyin yanlış, neyin doğru olduğunuzu, neyin eksik, neyin fazla olduğunuzu tabii ki de fark etmeniz, gözden geçirmeniz gerekiyormuş. Evet. Dişil enerjiler de böyle çıktılar. Şimdi dediğim gibi bugün eylem yapmak içimden gelmiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Hem eril hem ve diş hem eril hem de dişil enerjiler için bir haç açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Bu haç açılımında ilerlememiz şu şekilde olacak. Kağıdımı da alayım. O şekilde ilerleyelim. En başta eriller için. İlişkilerindeki sorun nedir? Asıl mesele nedir? Ona bakacağım. Daha sonra eriller bilinçaltında aslında neyin farkında değiller? Farkında olmadıkları şey nedir erillerin? Farkında oldukları şey nedir? Bir şeylerin çözümlenebilmesi için ne gerekiyor eriller için? Ve de sonuç yani çözüm. Aynı şeyi dişiler için de yapacağım. Eril enerjiler için. Çözüm için ne gerekiyor kısmına bir melek kartı seçelim. Bakalım. Eril ve dişil enerjilerin ilişkilerinde eriller için sorun ve mesele olan durum ne? İmparatoriçe. Doğrudan sizsiniz. bunu tabii ki de farklı şekillerde de yorumlayacağım.
sizinle ilgili meseleyi sorun etme durumları söz konusu olabileceği gibi burada kendi hayatlarıyla alakalı son derece uyumsuz, verimsiz bir süreçten de geçme durumları çok yüksek. Burada belki de sizin yaratıcılığınızdan, sizin sevginizden, sizin vericiliğinizden, duygunuzdan uzak kalmaları onların hayatlarında sorun teşkil etmiş. Belki de hayatlarındaki kadının imparatoriçe olduğunu görememek de bir sorun olabilir ya da bunun farkına sonradan varmış olmaları da bir sorun olabilir şu anda ama burada bir verimsiz bir enerji görmekteyim. Yolunda gitmeyen durumlar ve kıtlık enerjisi var sanki. Bütün yaratıcılığını, bütün bolluğunu ve bereketini dişil enerjiden alan eril enerji var ve şu anda hayatında bu şey yok yani. Gerçekten duygularını tatmin eden, hayatını düzene sokabileceği ve koyabileceği o dişil enerji yok erilerin hayatında. Doğrudan ben böyle yorumlayacağım. Şimdi bilinçaltı neyin farkında değil? Erilerin farkında olmadıkları şey neymiş bakalım? Dişil enerjinin olmayışının ya da ondan gücünü ondan aldıklarının kendilerini aslında bir yıkıma, iflas ve çöküş noktasına ulaştırdıklarının farkında değil. Çoğu eril. Hayatlarındaki aldıkları darbeler bu sebepten dolayı da olabilir. Bir şey sonlanmış erinlerin zihninde ama bunun farkında değiller. Bir döngü, bir şey bitmiş burada. Biten şeylerin farkında olmayan eril enerji de olabilir burada. Halen hayali durumları kuran, öyle olduğunu sanan. Ya da şöyle de olabilir. Şu an için hayatında bir dişil enerji olan ve bu dişil enerjinin imparatoriçe seviyesinde olduğu kişinin evet, Merkür retro olunca ve benim Merkür yay olunca ne diyeceğimi unuttum. Az sonra aklıma gelir. Hatırladım. Pardon. şimdi buradaki dişil enerjinin yapacağı bir hamle var. Ve eril enerjinin farkında olmadığı durumda şu. Bu hamlenin kendisini öldüreceğini ve kendisini bir yıkıma uğratacağını, bir şeyleri tamamen bitirebilecek potansiyelde olan, kararlılıkta ve güçte olan, o uygulama potansiyelinin yüksek olduğu kadının bu kişi olduğundan haberdar değil, bunun farkında değil eril enerji. Belki de çoktan böyle bir süreç gerçekleşti ama bittiğini, gittiğini, gittiğini görmezden geliyor bir şeylerin. Neyin farkındaymış bakalım. Tılsım kraliçesi. Dişil enerjinin kendisini beklediğinin farkında. Sabırla, huzurla beklediğinin farkında. Ve öyle ki kendisinin artık kendisinden somut bir şeyler beklendiğinin de farkında. Artık bana geleceksen doğru düzgün gel. Benim hak ettiğim değerle birlikte gel ve bana bunları sun. Olabileceği gibi sizin değerinizin de farkında olan bir eril enerji var. Burada ikizit durum var. Bunu yapmadığı zaman kendisinin yenilgiye uğrayacağını çok iyi biliyor. Biliyor ama görmezden geliyor burada. Bilinçaltı bunun farkında. Çıkacaktır bu yakında ortaya. Ve bunu hak ettiğinizi biliyor aslında. Şimdi bakalım çözüm önerilerine.
İnanamıyorum. İkiz Alev kartı geldi. Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişkiyi içeriyor. Eril enerjiler için sorun olan şey sanki farkında olmadıkları şey biraz da şu. Bunu kendi hayatınıza uyan kısımları alın. Ben aklıma gelen her yorum burada açıklıyorum. Burada binlerce kişi izliyor ve herkesin özel hayatına nokta atışları yapabilecek kadar senaryo üretemeyeceğimden dolayı onu da söylüyorum, bunu da söylüyorum ama siz uygun olanları alın. Burada eril enerjilerin farkında olmadıkları bir şey de şu olabilir. Hayatlarındaki bu sabırlı huzur veren imparatoriçe noktasındaki kadının bu kadınla birlikte bir duygusal bir bağ kurma yoluna girecekleri zaman, gerçekten ruhsal temelli bir ilişki yaşayacakları zaman öleceklerini zannediyorlar. Hemen yenileceklerini zannediyorlar. Ama burada aslında öyle bir durum söz konusu değil. Bu kart ilk açtığım zaman ters gelmişti. Eski acılarından acılarını bir daha yaşamamaları, bazı durumların artık acısının hafiflemesi durumu var burada. Çözüm, yani İkiz Alev kartının yanına bir şeytan kartımız geldi. Artık açıklığa kavuşması gereken, kavuşturması gereken şeyleri var eril enerjiler için. Ve bunun duygu olduğunu söylüyor kartlar. Ruh ikiziniz, ruh eşiniz, ikiz aleviniz olduğunu düşündüğünüz buradaki kadın enerjisi. Sizi de beklediğini hissediyorsanız ve biliyorsanız şuradaki durumdan kurtulmanız gerekiyor. Eril enerjiler neyin farkında değiller? Şunun farkında değiller. Böyle yaparak dişil enerjinin aslında bir şeyleri bitirme noktasına geleceğinizin farkında değilsiniz. Kendi kendinizi kandırma durumunuz var burada. Sanki tekrardan sırtınız o kılıçları, bıçakları yiyecekmişsiniz gibi bir durum söz konusu ama öyle değil. Farkında olmanız gereken şey bu. Sonuç, Kupa beşlisi. Ha, böyle yapmaya devam ederseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama kendinizce eğer bir çıkış yolu bulmaya çalışır da bir şeyleri aydınlatırsanız da eğer daha fazla hayal kırıklığına uğramaz ve üstünüzdeki hüznü atarsınız. Yalnızlık duygunuz da geçer burada. Doğrudan bunu söyleyebilirim. Burada Rumi kartı çekmek istediğim iki tane yer var. Birincisi eril enerjilerin bilinç altında farkında olmadıkları şey. İkincisi ise sonuç kartımız. Dedik ve iki tane kart düştü zaten. Gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Yaptığım yorumlardan birisinin kartı düştü burada. Eril enerjiler gecikmeyin. Çünkü atacağınız adımı geciktirdikçe ya da duygularınızı sakladıkça ya da farkında olduğunuz meseleyi görmezden gelmeye çalıştıkça hayatınızın kadını olabilecek kişiyi kaybediyorsunuz. Aslında kendi kendinizi öldürüyorsunuz. Değişime de açık olun, dedi mesaj burada. Sonuç kartımıza bakalım. Kupaların altılısı. Kupa 5, kupa 6. Evet, bu hayal kırıklığı bitiyor. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Burada özlediğiniz, geçmişe dair özlem duyduğunuz, güzel olan ne varsa hepsinin size tekrardan geleceğini söylüyor sonuç kartınız. Kötü olan şeylerin de biteceğini. Burada hayal kırıklığı yaşamaktan korkan, belki aldatılmaktan korkan da bir eril enerji olabilir. Evet, amma sorunlu çıktı. Yani diğer yaptığım açılım bile bu kadar sorunlu değildi. Ben burada sorun görüyorum. Eril enerjilerin kendi yollarını açmak için bir şeyleri farkındalık boyutuna ulaştırmaları gerekiyor. Kartı alamadım.
ve bu çözüm olarak geldi. Çözüm önerisi. Şimdi aynı şeyi dişiler için yapalım. Dişil enerjiler için sorun olan şey ne? Dişil enerjiler için sorun olan şey ne? Sorun teşkil eden şey nedir? Dişil enerjilerin farkında olmadıkları şey nedir? Farkında oldukları şey nedir? Çözüm önerisi şu ve sonuç. Bir çözüm önerisi çekelim. Dişil enerjileri. Bakalım sorun neymiş? Biraz şanssızlık, biraz umutsuzluk. Sorun. Burada çok aynı zamanda da kadersel bir süreçten de geçen dişil enerjiler var. Yani bazı olanların niye olduğunu anlamlandıramayan, adlandırılamayan, sizin hayrınıza olup olmadığını bile bilmediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ama burada umutsuzluk, inançsızlık var. Duygusal olarak iyileşememeye, kendinizi adapte etme durumunuz da var sanki. Şanssızım ben diyebilirsiniz. Ya da şans bana gelmiyor deyip karamsar bir noktaya kendinizi hapsediyor olma ihtimaliniz de yüksek. Son zamanlarda tıkanmış olan, akmayan olan bir takım durumlar olabilir. Çok ağlıyor olabilirsiniz. Dengesiz giden şeyler olabilir. Tıkanmış enerjiler var sorun olarak. Peki bu soruna ilişkin neyin farkında değilsiniz? Kupa kraliçesi. Duygular çıktı. Sanki size iç dünyanızla ilgili gelen öngörüler, seziler, iç sesiniz, bunların farkında olmayan dişil enerjiler var gibi sanki. Bazı dişil enerjiler ise duygularının farkında olamayabilir bu süreçte. Hayal kırıklıklarına ya da şanssızlığa karamsar bir boyutta o kadar çok odaklanmış dişil enerjiler var ki olumlu duyguların olumlu tarafına değil olumsuz tarafına odaklanmış olma ihtimaliniz çok yüksek burada. Farkında olmadığınız şeylerden birisini daha söyleyeyim. Dişil enerji gücünüzün aslında iyileştirici güce sahip olduğunu çoğu dişil enerji bilmiyor olabilir. Siz kendi kendinizi de iyileştirebilecek bir güce sahipsiniz burada. Ha, eril enerjilerde öyle bir durum yok. Yani burada küçümsemek olarak algılanmasın. Bu yaratılış gereği, doğa gereği böyle bir şey. Bunu da bilemiyor olabilirsiniz. Buraya bir Rumi çekeceğim. Bu geçen sanki anahtar açılımında da geldi gibi hatırlıyorum. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Evet, yeni bir yola çıkmak, sıfırdan başlamak için eski deneyimlerinizi de yanınıza almanız gerekiyor. Ya da hayal kırıklığına uğramanız, sizin ben ne kadar şanssızım, ben ne kadar işte safım gibi kendinize bu tip yakıştırmalar ya da sıfatlarda bulunmamanız da gerekir. Siz öyle değilsiniz çünkü. Sizi huzursuz eden kendi duygu dünyanızdaki olumsuzluklar aslında. Dolayısıyla bunlar sizin yeniden başlamanız, sıfırdan başlamanız için olumsuz bir etken oluyor. Bunun farkında olmanız gerekiyor.
farkında olduğunuz şey kupası olarak çıktı. Çok ilginç. Yani bazı dişil enerjiler duygularının farkında değil dedim. Ama farkında oldukları şey de kupası çıkıyor. Burada kendi iyileştirici gücünüzün, kendi sezilerinizin yeniden sıfırdan bir şeylere başlayabilecek kadar güçlü ve yoğun olduğunu fark etmeniz gerekirken zaten fark ettiğiniz ve algıladığınız şey olarak da tekrardan duygusal boyut olarak çıkıyor. Size yeni bir aşk geliyor, bunu hissediyor olabilir bazı dişil enerjiler. Ya da küslük yaşadıkları, aralarının bozuk olduğu eriller varsa da bununla alakalı bir şanslı döneme giriyorsunuz. Burada duygusal iyileşme var. Bakalım çözüm önerilerini. Değnek üçlüsü. Evet, daha sağlam bir gelecek için önünüze bakmalısınız dişiler. Yani hayatınızla alakalı bir karar aşamasından sonra sizin için avantajlı olabilecek olan şeyi seçip doğrudan ufka doğru bakmanız gerekiyor. Sanki geçmişe doğru değil de. İlahi düzen kartı gelmiş burada. Bir kefemiz var, terazimiz var. Burada her şey şu an tam olması gerektiği gibi geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altındaki saklı düzeni gör. Şimdi burada ilerleyebilmek için geçmişte yaptığınız bir hatanın ya da yanılgının ne olduğunu bulmanız gerektiğini söyleniyor. Burada aslında önünüze doğru bakmanız gerekiyor ama buradaki mesajla birlikte sanki buradaki kız geçmişteki hatalarına bakıyor. Aslında bu kartın klasik tarotta önüne doğru bakan bir adam şekliyle resmedilir. Bu kartla birlikte, buradaki mesajla birlikte birleştirecek olursam, dişil enerjiler duygusal mevzularla alakalı sıfırdan başlayabilmek ya da yeni bir maceraya çıkabilmek için önceki edindikleri tecrübelerin ışığında ya da yanılmış oldukları eşit olmayan, adaleti olmayan durumlara bakarak, ders çıkararak ilerlemeleri gerektiğini söyleyen mesajlar var burada. Sonuç olarak tasım 400 kartımız gelmiş. Bu şekilde ilerlemek size daha garantici, daha sağlam gelecek olabilir. Kazandığınız şeyleri bu şekilde kaybetmeyeceğinizi düşünmeniz, sıkı sıkıya tutunduğunuz duygunuz, düşünceniz, değerleriniz söz konusu olabilir burada. Burada verebileceğim tek mesaj kendinizi değişime açmanız olur. Değişime kapatmamak olacaktır sevgili dişiller. Burada bir takım durumları da kaybetme korkunuz çıkıyor. Ve ben bunu duygu olarak görüyorum. Bir şeyler dört dörtlük geliyor sanki hayatınıza sonuç olarak. Evet, eril ve dişil enerjiler için de haç açılımı bu şekildeydi. Bugünkü açılım. İlerleyiş olarak böyle oldu sevgili arkadaşlar. Dolunay'ın etkilerini görmek istedim. Umarım bir şekilde hoşunuza gitmiştir. Yararlı olmuştur sizler için de. Özel açılımlar için liliumtarot@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.